Bugün Perşembe. Haftaya Perşembe günü değil, yarın Cuma, bir gün Cumartesi, öbür gün Pazar. Pazartesi gün oruç, Ramazan-ı Şerif. Ne kadar çok heveslisin ya. Hemen çabucak getiriyorsun ya. Daha çok var çocuğum. Saya saya bitiremediniz ya. Hakikaten. Bakın babaannem rahmeti şey derdi. Oğlum dedi sayılı gün çok biter. Hakikaten sayılı gün ya. Ayın 11'inde. Evet. İnşallah Ramazan. İnşallah. Pazartesi. Tabii. Seneler ne çabuk geçiyor. Seneler ne çabuk geçiyor. Allah bana... Hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Sonumuzu hayır eylesin. Şimdi ikinci emre düştü. Onu yaşıyoruz. Bu 28 Şubat'ta da Emir abilerin kayınvalidelerinin vefat dönümüydü. Değil mi? Evet. Hanım Hüseyin Hanımefendinin rahmetullahi aleyh. Hanımefendileri. Yusuf Siyah amcanın kerimesi. Seyitab ve Hekim Erbaz Hazretleri'ne talebelerindendi. Değil mi? Allah Teala rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatlerine ailesi. Emre abi hanım anne derdi. Evet. Biz dolayısıyla de. Emre abi hanım anne deyince herkesin hanım annesiydi. Hakikaten hanım anneydi ama şimdi hatırıma ne geliyor biliyor musun? Bu güreşlerde işte hanıma falan filan diyorlar ya. Şeyde Allah Teala rahmet eylesin. Hakikaten yakışıyordu yani. Hanım anneliğe, hanım ağla yakışıyordu. Osmanlı kadını. Tam Osmanlı kadını. Din eğitimi almış. Evet. Büyüklerin huzurunda büyümüş. Seyyid-i Melekim'in vasıtasıyla teveccühüne kavuşmuş. Öyle bir hanım. Hakikaten mesela şeyde işte hanımları kabul eder görüşlerdi. Ben de hanımdan dinlerdim. Usta Bey mesela hanım anlatırdı. Ben de bir dikkat dinlerdim. Bir Müslüman genç kızın, bir Müslüman hanımın giysileri konusunda nasıl giyinmesi gerekiyor, hangi renkleri tercih ediyor. Çok hassas o konuda biliyorum. Evet. Ya mesela hanım Allah Allah dedim ya. Firaset de çok kuvvetli bir hanım. Yani öyle şey anlatırdı ki hanıma bir gün dedim ki bak dedim hanım annenin tarif ettiği bu renklerde eşarp, bu renklerde parçası bu biçimde şey sokağa çıkan böyle bir Müslüman hanım, bir Müslüman bir genç kız saygı görür, hürmet görür, kimse de taciz etmez onu. Çünkü bir ağırlık veriyor. Ama kendi kafana göre hoppa zıppa kıyafet, kılık kıyafet giydiğin zaman ters bakan olur, homurdanan olur. Hatta laf atan da olur. Tabii. Laf atan da olur. Ama Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine aile eylesin. Ya dedim maşallah hani kitapta okuyarak şey yapmıyorsun. O yaşıyor. Kendilerine öyleydi. Tercihleri de öyleydi. Allah-u Teala mekanlarını cennet eylesin. Ama seneler ne çabuk geçiyor değil mi? Şeyde Emre abiyle bir gün bir şey anlatmışlardı da. Çekime çıkmıştık hatırlar mısın? Bu binanın İhlas Holding'in B4 diyoruz. Bodrum 4 yani. Evet. Orada stüdyo vardı. Evet. Orada stüdyo vardı. Orada çekime gitmiştik. Çekimden çıktım. İşte bizim de o zaman TGRT FM binanın en uç kısmıydı. O uç kısmında korumalardan birisi. Ben geldim işte odaya gireceğim. Anahtarı çıkardım. O korumalardan bir tanesi koşarak geldi. Özür dilerim. Dedi sen dedi Emre Bey arıyor. Dedim hangi Emre Bey? Emre ölen dedi. Dedim hangi telefondan arası size verin dedim ben arayayım. Yok dedi sen odana giriyorsan biz bağlayacağız dedi. İyi dedim. Neyse girdik. Emre abiler dedim hoca neredeydin? Dedim efendim çekim vardı falan. Bir sualimiz var dedi. Allah Allah dedim Emre abi. Yani Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyhi erbatından talebesi, zahiren de batının de vekili. Allah Allah. Dedim ne suali? Biz zaten senden öğreniyoruz. Sen beraber öğreniyorsun. Ondan sonra birden aynı şekilde böyle bir o anda dedim ne sorarsa bilmiyorum diyeyim. Şimdi Nas suresini işte şuradan şuraya kadar okunuyorum. Bilmiyorum dedim. Dedim. Bilmiyorum dedim. Ondan sonra işte bu ilim, büyüklük, anlayış, idrak farklı bir şey. Farklı bir şey. Bu okumakla elde edilen Allah-u Teala'nın lütfu ve ihsanı. Aynı soruyu ben hiçbir şey dememişim gibi tekrar sorarken ses tonuyla soruyu sorarken cevabını da içinde veriyor. Hemen kendi kendime dedim ki ahmaklık etme. Bu
buraya kadar okunur mu? Öyle bir tonladılar ki okunmaz efendim. Okunmaz ha dediler. Yüksek sesle ha dedim, yanında biri var. Buradan buraya kadar mı okunur? Tabii okunur. Evet efendim, oradan oraya kadar okunur. Buradan buraya kadar okununca mana tamamlanır. Soru şekline bak. Cevabı içinde. Evet efendim, mana tamamlanır. Teşekkürler, kapattılar. Bunu sonra Emel abiler başka bir yerde anlatıyormuş. Hoca çakmadı işi demişler, tamam mı? Hanıman ne varmış? Orada konuşuyorlarmış. Hanıman ne demiş ki? Demiş, Osman niye sor bakalım? Hocaya. Hocaya. Şimdi tabii Emel abilerin sorunun cevapları ipuçlarını vererek öyle cevap verince Allah rahmet eylesin, hanıman ne gire demiş ki? Senden çekindiği için öyle söyledi. Allah rahmet eylesin ya. Allah Teala rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatten ayrı eylesin. Bak seneler çabucak çabucak gidiyor değil mi? Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Onlar gittiler. Hanımefendileri gittiler. Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri'nin hocası Seyyid Fehim Arvası Hazretleri'nin hocası, onun hocası Taha Yakkar Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatü vesselam. Hepsi belli müddet kaldı gitti. Dün akşam mıydı? Evet akşam mıydı? Gece balkona çıktım. Böyle hava çıktı. Gökyüzüne bakıyorum. Ta çocukluğumuzda köyde görürdük. Üç tane yıldız böyle. Aynı hizada duruyorlar. Üç tane yıldız. Senelerce bakıyorum ve görüyorum falan. Biz tarlada falan nadas zamanı, buğday şey zamanı dağda yatardık. Orada hep görürdük. Annem ben ona üç kardeş derdi. İkiz. Üç kardeş. Baktım baktım. Ya dedim. Kaç milyar insan geçti değil mi? Bu yıldızı hepsi gördüm. Gördüm. O yıldız orada duruyor. Ama gelen gitti, gelen gitti, gelen gitti, gelen gitti. Kimse kalmıyor. Bir de anneme demiştim bir. İşte babasından kalan bir dönümün üçte biri. Bin metrekarenin üçte biri. İşte tarlam var babasından kalmış falan filan böyle. Hayıflanıyor şey itibariyle. Biraz teyzem vefat etmiş. Teyzemin kızı da sanki teyzem hayattaymış gibi hisse verdiler. Annem de biliyor Şeran Hakkı yok onun. Çünkü dayım hayatta. Şeran Hakkı yok. Ondan sonra hayıflanıyordu. Sonra neyse şey yaptım. Başına gelmedik. Kalmadı da onun başına. Bir gün dedim anneme, anne dedim ya yapma etme. Yani kardeşim bir tane çocuğu var. Sen razı olmadığın müddetçe dedim. Başlarına bak bir sürü sıkıntı geliyor falan. Ondan sonra vazgeçti, helal ettiydi. Şimdi böyle konuşuyorsun. Bizim tarlamız falan tabii genç kızdığında şeyliğinde orada emeği var falan. Ben gayri ihtiyarı ana oğul beraberiz. Anne dedim ya. O tarla dedim. Onların lakabı Çoğucigil'di. Dayımlar. Bizim lakap şeyde köyde Alişangil. Alişangil. Dedemin ismi. Dedemin babasının ismi. Lakap olmuş. Dedim kimindi dedim o. Yani Çoğucigil'e kimden geçmiş orası. Durdu. Falanlardan oğlum dedi. Ondan sonra. Peki dedim anne dedim. Yani o falanlara da birisine geçmiş mi? He dedi geçmiş. Peki onu biliyor musun? Söylediler mi hiç? Ha biliyorum dedi. Falanlarmış dedi. Ondan sonra peki dedim o falanlardan önce kiminmiş biliyor musun? Annem zekiydi birden. Sen ne demek istiyorsun dedi. Sen ne demek istiyorsun dedi. Yani dedim anne o tarla Çoğucigil'in ondan önce başkasının, ondan önce başkasının, ondan önce başkasının. He dedi. Yani dedim hiç kimsenin olmamış. Senden sonra da başkası. Senden sonra da başkasının olacak. Herkes geliyor burası benim diyor ama toprak hepsini yutuyor. Toprak hepsini yutuyor. Hiç böyle ses seda yok. Çiğniyorsun, sürüyorsun, ağaç ekiyorsun, meyve ekiyorsun falan hiç kıpırdamıyor. Onun için mesela Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Hep bu misalde verirdi. El üstüne talimleri vermiş toprak gibi olun diye. Hakikaten zor bir hadise ama bakıyorsun öyle. Çünkü toprağı çiğniyorsun, ediyorsun. Gene bütün nebatat ondan neşvi nema buluyor. Dolayısıyla gelen gitmiş. Gelen gitmiş. Bir de şey hatırıma gelince böyle hoşuma gidiyor böyle şeyler de. İbrahim bin Ethem Hazretleri Şehzade Sultan, Ders Sultanı falan. Ama geceler böyle düşünüyor. Evliya olmak istiyor. Ondan sonra şeyler falan. Atlas yataklar Sultan. Bir gün birisi geliyor. Bu Sultan koltuğunda oturuyor. Sarayın kapısından. Kimse mani olamamış. Girmiş gitmiş içeriye. Ve ondan sonra doğrudan doğruya Sultan'ın odasına bakmış. Yani
sen kimsin demiş falan. Ha demiş, özür dilerim sultanım demiş. Ben yabancıyım demiş, bu şehre geldim de demiş. Han arıyorum kendime demiş yani, otel o zaman. Han arıyorum. Bir adam demiş, buranın demiş han olacak bir şeyi var mı demiş falan. Demiş sultanım bir dakika kızma. O koltukta senden önce kim oturuyordu? Babam demiş. Ondan önce dedem, ondan önce onun babası. Sultanım demiş burası han değildi. Ne ki demiş, gelen gitmiş. Burası han değil ki, han değil de ne ki? Gelen gitmiş, gelen gitmiş, gelen gitmiş. Sen de gideceksin. Oo, bu sıradan birisi değil. Ya ondan sonra diyor ki atlas yataklarda Allah'ı talep bulamazsın. Hemen diyor bu saltanat şeyi. İşte bir düşünmeye vakit yok diyor. Hızır aleyhisselam imiş. Eğer kurtulmak istiyorsan beni takip et. Hepsini bırak, her şeyi bırak. Bıraktı. Seneler sonra işte kendi subaylarına şeylerden bir deniz kenarında böyle oturmuş. İşte abasının şeyini, çöküklerini falan, düğmesi çöküklerini falan dikiyor kendisi. Tanımış birisi. Demiş sultanlığı bıraktı, eline ne geçti bunun? Elinde iğne varmış, iğneyi denize atıyor. Balıklara diyor ki iğnemi getirin. Bütün balıklar ağızlarını çıkarmışlar yukarıya. Öbürlerine eşlik ederek hepsi bulmuşlar. Birisi getiriyor uzatıyor. Dönüyor ona. Aha diyor bu geçti. Daha önce Bel Sultanıydım. Sadece orası bilirdi. Ama şimdi denizde tekrar itaat ediyor bana. Ya bütün mahlukat itaat ediyor. Dolayısıyla gelen gidiyor, gelen gidiyor. Bizim vakit de gidiyor. Kaynattım bugün dersi. Gibi evet, geliyor bana. İkinci bölümde devam edeceğiz.